Başyaka Atatürk Stadı'nda müthiş bir seyirci desteği var. Kapalı tribün, kapalı gişe. Başyaka Belediye Bandosu da bu coşkuya ortak oluyor. Cemil Tugay ve Başkan Tugay Büyükkarcı açık tribünde de 2000'in üzerinde taraftar. Sezonun seyirci rekoru ve Karşıyaka müthiş bir taraftar desteği altında Van Büyükşehir karşılaşmasına çıkıyor. Yeşil Kırmızılılar sezon boyunca oynadıkları iki karşılaşmada da gol atamadıkları Van Büyükşehir'i mağlup etmek istiyorlar. Karşılaşmayı Oğuzhan Uğurlu, Efe Kurtuluş, Murat Erölmez, Hakem Üçlüsü yönetiyor. Kaptanlar seremonide maça başlayan taraf Kafkaf. Fırtına gibi giriyor Yeşil Kırmızılılar mücadeleye. Doğukan çevirdi ve sonuç gelmedi bu pozisyondan. Yine Karşıyaka atakta müthiş bir pres var ilk dakikalarda Yeşil Kırmızılılardan. Van Büyükşehir savunması adeta ne yapacağını şaşırdı bu pozisyonda. Korner atışı, kafa vuruşu, birelere giden top ama önce düdük var. Büyükşehir ilk tehlikeyi atlattıktan sonra Batuhan'la yakıp kalede hiç gelmedi. Avut'la konuşlandı. Onur Kıntaş, kaleci Salih. Korner atışı ama bir kez daha kornerle önledi Zevki'yi. Doğukan. Doğukan'dan zarif çalımlar yerde. Maçın hakemi Oğuzhan Uğurlu ceza sahası dışında dedi. Onur Kıntaş, Ali Salih çift yumrukla tehlikeyi önledi. Mustafa Aşan, cengaver gibi savaştı bu karşılaşmada. İşte bu pozisyonda rakibinin kramponu başını açıyor. Anlar içinde Mustafa'ya ilk tedavi yapılıyor. Mustafa bu harekete sarı kart bekliyor. Maçın hakemi Oğuzhan Uğurlu'ya itirazları var. Mustafa'nın sık sık yerde Van Büyükşehir'li futbolcular bu durum tepki yaratıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona eriyor. Mustafa alkışlar arasında nereye giriyor? Maçın hakemlerine tepki var Yeşil Kırmızı tribünlerden. İkinci yarıya başlayan taraf Van Büyükşehir. Karşıyaka atakları uzun top. Hakan'ın vuruşu sonuç gelmedi. Kafa vuruşu out'la sonuçlandı. Karşıyaka rakip kalede. Onur Kıntaş, Hakan zarif hareketlerle girdi. Ancak Mustafa Aşan'ın bu nefis şutu gol olarak kabul görmedi. Daha önce düdük var. İçin hakemi Oğuzhan Uğurlu'dan. Hakan yine kaleyi yokladı. Kaleci Salih'te kaldı top. Mustafa Aşan dengesini kaybetti. Ali için kolay top. Karşılaşmada 72. dakika. Oğuzhan zarif çalımlar. Barış Kök yere indiriyor Oğuzhan'ı. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Barış Kök'ün adeta belini kırdı. Doğukan ama yerde kaldı. Cenk Hakan'ın kullanmasını istedi penaltıyı. Hakan kaleciyi ters köşeye yatırdı ama vuruşu yan direkten geri geldi. Hakan üzgün. Kaleci Salih ve Van sporlular sevinçli. Arkadaşları teselli ediyorlar. Bir kez daha izliyoruz. Kaleci Salih ve top ayrı köşelerde ama meşin yuvarlak direkte patlıyor. Karşıyaka'nın en skorer ismi Hakan Kuş. Genç Burak oyunda, Burak Karapınar girer girmez ortasını yaptı. Bu pozisyonda da sonuç bulamadı Karşıyaka forvetleri. Mustafa Aşan savaşmaya devam ediyor ama bu darbeyle yerde kalıyor Mustafa. Karşılaşmanın 79. dakikası acılar içerisinde kuruluyor. Fedakar kaptan
maçın hakemi bugün istiyor. Mustafa Şen oyunu terk ediyor. 79. dakika tehlikesi. Van tribünleri de bu ataklarla haber buluyor. Pozisyondan da sonuç gelmedi Van Spor adına. Uzun bir top. Karşıyaka için son fırsat. Bir kez daha izliyoruz ama daha öncesinde büyük var Doğukan. Yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 bitti. Atatürk Stadı'nda maçın hakemlerine itirazlar var. Van sporlular 0-0'lık sonuca seviniyorlar.